Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Evvel zaman içinde bir Keloğlan varmış. İhtiyar ve yoksul annesi bu biricik oğlunu Keloğlum, Keleşoğlum diye severmiş. Günlerden bir gün Keloğlan annesinden izin alıp balık tutmaya gitmiş. Belki birkaç balık yakalarım, anacığımla pişirir yeriz, aç karnımızı doyururuz diye düşünüyormuş. Irmağın kenarına gelip oltasını salmış. Öğleye doğru kocaman bir balık tutmuş. Pulları gümüş gibi parlak, gözleri cam gibi aydınlık. Güzel mi güzel bir balıkmış bu. Keloğlan balığın pullarını kazımış, karnını yarıp temizlemek istemiş. Bir de ne görsün, balığın karnının içinde kocaman bir tas durmuyor mu? Keloğlan bir sevinmiş, bir sevinmiş ki sormayın. Hem balığı götürürüm anama, hem tası demiş. Tası suyla doldurup balığı yıkamak istemiş. Birden inanılmayacak bir şey olmuş. Tastan boşalttığı sular altın olarak akıyormuş yere. Keloğlan çok şaşırmış. Birkaç kere daha denemiş, hep altın akıyormuş tastan. Bu sihirli bir tas galiba. Hemen anneme haber vereyim demiş. Evlerine koşmuş. Sihirli tasa küpler dolusu suyu doldurup doldurup boşaltmış. Suyu boşalan küplere de altınları biriktirmiş. Artık ülke hükümdarı bile onun yanında fakir sayılırmış. Keloğlan günlerden sonra büyük bir saray yaptırıp oraya taşınmış. Kendisine hizmetçiler tutmuş. Sevdiği ve istediği her şeyi alıyor, en güzel yemekleri yiyormuş. Sonunda altınlarının çokluğu onu şımartmaya başlamış. Gereksiz masraflara, lüzumsuz harcamalara girişmiş. Oğlum, bu işin sonu kötü olabilir diye öğüt vermeye çalışan anasını bile dinlememiş. Sihirli tas elimde, ne istersem yapabilirim diyormuş. Keloğlan'ın böyle kendini beğenmesi, şımarması ve hırsa kapılması insanların ona duyduğu sevgiyi azaltmış. Herkes eski hali bundan daha iyiydi, gözünü hırs bürüdü Keloğlan demeye başlamış. Keloğlan bir gün daha çok altın elde etmek için sihirli tasını eline alıp ırmağın kenarına gelmiş. Suyu tükenecek değil ya, bir sarayda buraya yaptırayım demiş. Gurur ve kibirle tasını suya daldırmış. Kıyıda biriken altınlar hırsını daha da artırıyormuş. Daha hızlı daldırmaya başlamış tası. Artık altınlardan başka bir şey düşünmüyormuş. Birden tas elinden kayıp suya düşmüş. Keloğlan onu tutmak için eğilince kendisi de ırmağa yuvarlanmış. Yüzme bilmediği için hızla akan ırmakta neredeyse boğulacakmış. Binbir güçlükte kenara çıkmış. Kendisi suda çırpınıp dururken biriktirdiği altınları da hırsızlar çalıp götürmüşler. Artık tası bulmanın da imkanı kalmadığından ağlaya ağlaya annesinin yanına dönmüş. Başına gelenleri anlatmış. Yaşlı kadın, üzülme yavrum demiş. Haydan gelen huya gider. Zaten sen o tası alnının teri, elinin ekmeğiyle kazanmamıştın. Üstelik zenginlik seni iyice şımartmıştı. Böylesi daha iyi oldu. Hiç olmazsa kendini başkalarından üstün görme hastalığından kurtulursun. Keloğlan bu sözlerle teselli bulmuş. Anasına hak vermiş. O günden sonra da sihirli tası bir daha hiç anmamış. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kabur zaman içinde, develer tellalken, pireler berberken, ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallarken, ülkenin birinde bir köy varmış. Halkı mutluluk içinde yaşarmış. Günlerden bir gün, köyün bütün evlerine fareler dolmuş. Binlerce fare, köyün sokaklarında, evlerinde dolaşıyorlarmış.
Yatak odasına gitseler, mutfağa girseler farelerden geçilmiyormuş. Ne bulurlarsa yiyorlarmış. Halk ne yapacağını şaşırıp kalmış. Köy muhtarından bu işe bir çare bulmasını istemişler. Muhtarın da elinden bir şey gelmiyormuş. Böylece köyün adına Fareli Köy denmiş. Fareli Köy'ün çocukları da bu pis yaratıklardan bıkmışlar. Bir gün Fareli Köy'e bir çalgıcı gelmiş. Muhtara, "Eğer bana bir kese altın verirseniz köyü farelerden temizlerim," demiş. Bütün köy halkı bu habere sevinmişler. Aralarında hemen çalgıcının istediği bir kese altını toparlamışlar ve muhtara teslim etmişler. Halkın tek istediği bu farelerden kurtulmakmış. Çalgıcı isteğinin kabul edildiğini öğrenince başlamış kavalını çalmaya. Kavalından öyle tatlı, öyle güzel sesler çıkıyormuş ki fareler saklandıkları yerlerden akın akın çıkarak çalgıcının yanına geliyorlarmış. Kısa bir sürede çalgıcının etrafı binlerce fareyle dolmuş. Köydeki bütün farelerin çalgıcının etrafında toplandığı sırada çalgıcı yürümeye başlamış. Köy gelirken gördüğü dereye doğru yürümüşler. Çalgıcı önde kavalını üflüyor, fareler peşinden geliyormuş. Çalgıcı dere kenarına gelince suyun içine yürümüş. Derede o kadar çok su varmış ki. Ama çalgıcı karşı kıyıya geçmiş. Fareler de peşinden gelmek isteyince dereye düşen fareler suda boğulup ölmüş. Bütün fareler ölünceye kadar çalgıcı kavalını öttürmeye devam etmiş. Çalgıcı bütün farelerin öldüğünü görünce ödülü olan bir kese altını almak için hemen köye geri dönmüş. Fareleri yok eden başarısından sevinç duyduğu için emin adımlarla yürüyormuş. Sonunda köye varınca bir kese altınımı alırım, bu altınlarla şehre gider, işimi kurarım. Ben de zengin insanlar arasına katılır ve rahat yaşamaya başlarım diye düşünmüş. Bu düşüncelerle muhtarın yanına varan çalgıcı muhtardan ödülünü istemiş. Muhtar oyun bozanlık yapmış. Nasıl olsa farelerden kurtulduk. Bir kese altını vermesem de olur diye düşünmüş. Çalgıcıya çeşitli nedenler göstererek altınları vermemiş. Çalgıcı kandırıldığını anlayınca ben size bir oyun oynayayım da görün demiş. Başlamış kavalını çalmaya. Kavalın sesini duyan bütün çocuklar çalgıcının yanına koşmuş. Çalgıcı da kavalını üfleyip yürümeye başlamış. Köyün bütün çocukları kavalcının peşinden gitmişler. Köyde hiç çocuk kalmamış. Analar babalar kara kara düşünmeye başlamışlar. Köylüler muhtara gidip ne yapacağız şimdi? Sen çalgıcının hakkı olan bir kese altını vermeliydin. Bak şimdi çocuklarımızı aldı götürdü demişler. Kavalcı kızgın kızgın peşinde çocuklarla birlikte ormana varmış. Ormanda bir ağacın altında dinlenirken aklına tekrar muhtara gitmek, altınlarını bir daha istemek gelmiş. O sırada telaşla yerinden kalkınca kavalını almayı unutmuş. Sihirli kavalı bulan bir çocuk arkadaşlarının yanına gelmesi için başlamış çalmaya. Kavalın sesini duyan çocuklar hemen ormanda toplanmışlar. Hemen köye, annelerinin, babalarının yanına dönmeyi düşünmüşler. Kavalı bulan çocuk köyün yolunu biliyormuş. O çocuk önde, diğerleri arkada köye geri dönmüşler. Anneleri, babaları çok sevinmişler. Şenlikler düzenlemişler. 40 gün 40 gece bayram etmişler. Tabii bu sırada köylüler muhtarı azarlamışlar. Çalgıcının hakkını vermesini söylemişler. Hakkını alan çalgıcı da hayallerini gerçekleştirmek için köyden ayrılmış. Onlar ermiş muradına, biz gidelim diğer masalları okumaya.
Yemyeşil küçücük bir köyde yoksul bir köylü yaşarmış. Bu köylünün bir tavuğu varmış. Köylü tavuğu çok severmiş. Tavuk da ona her gün bir yumurta yaparmış. Ama bu yumurtaların ilginç bir özelliği varmış. Yumurtalar altındanmış. Köylü her gün kümesten aldığı altın yumurtayı şehre götürür, kuyumcu da satarmış. Yoksul köylü giderek zenginleşmeye başlamış. Zenginleştikçe huyu değişiyormuş. Artık para kazanmak için çalışmak zorunda kalmıyormuş. Çalışmadan, yorulmadan para geldiği için de paranın değerini bilmiyormuş. Gereksiz yere para harcamaya, ihtiyacı olmayan şeyler almaya başlamış. Lüks içinde yaşamaya alıştığından bir süre sonra paraya tersiz gelmiş. Artık daha fazla parası olsun istiyormuş. Kümese gittiğinde tavuğu eskisi kadar sevip okşamıyor, ona verdiği altın yumurtalar için minnet duymuyormuş. Zamanla tavuğun karnında bir hazine saklandığına inanmaya başlamış. Eğer tavuğun karnını keserse bu hazineye ulaşacağını, ömrü boyunca krallar gibi yaşayacağını düşünüyormuş. Aç gözlü köylü bir sabah elinde bıçakla kümese girmiş. Tavuk köylünün kötü niyetini anlayıp kaçmaya başlamış. Ama köylü hazineye ulaşmayı kafasına koymuş. Yakaladığı gibi kesmiş tavuğu. Aceleyle karnını açmış. Merakla içine bakmış. Bir de ne görsün. Tavuğun karnında ne altın var ne de hazine. Aç gözlülük yaptığı ancak o zaman aklına gelmiş. Ama artık iş işten de geçmiş. Bir yılbaşı gecesiydi. Dondurucu, kavurucu bir soğuk vardı. Yoldan geçenler paltolarının yakasını kaldırmışlar, atkılarını bürümüşler, hızlı hızlı yürüyorlardı. Kimi evine geç kalmış acele ediyor, kimi bir eğlence yerine gidiyordu. Çocuklar koşuyorlar, birbirlerine kar topu atıyorlardı. Gecenin zevkini en çok onlar çıkarıyorlardı. Kahkahalarla gülüyor, sevinçle haykırıyorlardı. Yalnız bir çocuk vardı ki gelip geçenler onun farkında değillerdi. Ufak bir kız çocuğu, başı açık, elbisesi yama içinde yoksul bir kızcağız. Bir kapının önüne büzülmüş, çıplak ayaklarını altına almıştı. Soğuktan morarmış, tir tir titriyordu. Üzerinde oturduğu taş basamak da buz gibiydi. Yavrucağız da sanki donmuş, bir buz parçası kesilmişti. Geniş bir mukavva kutunun içine sıralanmış, kibrit kutularına bakarken gözleri yaşarıyordu. Evet, bu bir kibritçi kızdı. O gün bir tek kutu kibrit bile satamamıştı. Satsa, birkaç kuruş para kazansa, kalkıp evine gider, annesiyle birlikte hiç olmazsa bir kase sıcak çorba içerdi. Gidemiyordu. Çünkü o gün hiç kibrit satamadığını annesine söylemekten çekiniyordu. Soğuktan, üzüntüsünden titreyen kısık, incecik sesiyle "Kibrit var, kibrit!" diye bağırıyordu. Sokaktan geçenlerin hiçbiri başını çevirip bakmıyordu. Hiç olmazsa ayaklarında terlikleri olsaydı. Biraz önce sokak sokak dolaşırken hızla geçen bir arabanın önünden kaçmış, kaçarken terlikleri ayağından fırlamıştı. Karşı kaldırımı geçtikten sonra dönüp bakmış, hınzır bir çocuğun terlikleri alıp kaçtığını görmüştü. Arkasından seslenmişti ama çocuk alaylı alaylı seslenerek koşa koşa uzaklaşmıştı. Kibritçi kız bunun üzerine bir kapının girintisine sığınmış, oracağı kıvrılıp oturmuştu. Parmakları donmuş, sızlamaya başlamıştı. Kızcağız bu acıya dayanamadı. Kutulardan birini açıp bir kibrit çıkardı. Parmakları uyuşmuştu. Kibrit çöpünü elinde güçlükle tutuyordu.
Eli titreye titreye çöpü duvara sürttü. Kibrit birden alev aldı. Tatlı, yumuşacık, turuncu bir alev. Zavallı kız kibriti bir elinden öbür eline geçirerek parmaklarını ısıttı. İçi de ısınmıştı. Sanki gürül gürül yanan bir ocağın karşısındaydı. Gözleri aleve dikilmiş, düşlere dalmıştı. Güzel bir odada, büyük bir ocağın karşısında oturuyordu. Arkasında kalın bir yünlü hırka, ayaklarında kürklü terlikler vardı. Isınmış, terlemeye bile başlamıştı. Derken kibrit sönüverdi. Kibritin sönmesiyle o tatlı düşler de sönermişti. Kızcağızın parmakları yeniden donmaya, sızlamaya başlamıştı. Bir kibrit daha yaktı. Bu sırada soğuk bir rüzgar esti. Kız kibrit sönmesin diye duvardan yana döndü. Öbür elini aleve siper etti. Aleve bakarken karşısındaki duvar sanki eridi. Birden açıldı. İçerisi göründü. İçeride geniş bir oda vardı. Kar gibi bembeyaz örtü yayılmış bir masanın üzerine tabak tabak yiyecekler dizilmişti. Sofrada gümüş şamdanlar yanıyor, odayı gündüz gibi aydınlatıyordu. Kızcağızın gözleri sofranın ortasında büyük bir tabağa konulmuş, nar gibi kıpkırmızı kas kızartmasına dikilmişti. Ağzı sulandı, elini oraya doğru uzattı. Kibrit yana yana sonuna gelmişti, parmağını yakıyordu. Kızcağız çöpü yere atıverdi. Atmasıyla birlikte yılbaşı sofrası siliniverdi. Gözlerin önüne taş duvar yeniden dikildi. Üçüncü kibrit daha fazla düşler yarattı. Bir yaz gecesi. Kibritçi kız kırda bir ağacın altına oturmuş yıldızlara bakıyor. Gece olduğu halde hava sıcak. Altındaki toprak gündüz güneşten ısınmış fırın gibi yanıyor. Küçük kız gözlerini yıldızlardan ayıramıyordu. Uzaktan uzağa gece kuşları ötüyor, kurbağalar bağırışıyordu. Derken bir yıldız kaydı. Gökyüzüne geniş bir yay çizerek uzaklaştı. Söndü. Kızcağız, işte biri daha öldü diye mırıldandı. Bir gün ninesi söylemişti. Her yıldız düştükçe yeryüzünden biri ölürmüş. Ninesini bir daha görebilmek için bir kibrit daha çaktı. Soğuktan kas katı kesilmiş, beyni durmuştu. O şimdi sokak ortasında olduğunu unutmuş, düşler dünyasına dalmıştı. Kibritin alevinde yine ninesini görüyor, onun sesini işitir gibi oluyordu. İşte ninesi geliyordu. Lapa lapa yağan karların arasından bir melek gibi iniyordu. Geldi, geldi, kollarını açtı. Torununu kucakladı, aldı göklere doğru götürdü. Ertesi sabah yoldan geçenler, bir evin basamağında donmuş kalmış kızcağızın ölüsünü buldular. Yanı başında bir sürü boş kibrit kutusu vardı. Zavallı kız, ısınmak için bütün kibritlerini yakmış dediler. Bu kibritlerin alevinde onun ne düşler gördüğünü bilemezlerdi ki. Bir zamanlar Hansel ve Gretel adında iki kardeş varmış. Anneleri onlar daha bebekken ölmüş. Oduncu olan babaları anneleri öldükten birkaç yıl sonra tekrar evlenmiş. Oduncunun yeni karısı hali vakti yerinde bir aileden geliyormuş. Ormanın kıyısında virane bir kulübede oturmaktan ve kıt kanaat yaşamaktan nefret ediyormuş. Üstelik üvey çocuklarını da hiç sevmiyormuş. Hansel ve Gretel çok soğuk bir kış gecesi yataklarına yatmış, uyumaya hazırlanırken üvey annelerinin babalarına ''Çok az yiyeceğimiz kaldı. Eğer bu çocuklardan kurtulmazsak hepimiz açlıktan öleceğiz.'' dediğini duymuşlar. Babaları bağırarak karşı çıkmış. ''Tartışmaya gerek yok.
demiş karısı. Ben kararımı verdim. Yarın onları ormana götürüp bırakacağız. Endişe etme, diyerek kardeşini teselli etmiş Hansel. Evin yolunu buluruz. O gece Hansel geç saatlerde gizlice dışarı çıkmış ve cebine bir sürü çakıl doldurmuş. Sabah olunca ailece ormana doğru yürümeye başlamışlar. Yürürlerken Hansel cebindeki çakılları kimseye fark ettirmeden atıp geçtikleri yolu işaretlemiş. Öğle üzeri babalarıyla üvey anneleri onlar için bir ateş yakmışlar ve hemen geri döneceklerini söyleyip ormanın içinde yok olmuşlar. Tabii geri dönmemişler. Kurtlar etraflarında olurken tir tir titreyen Hansel ve Gretel ay doğana kadar ateşin yanından ayrılmamış. Sonra ay ışığında parlayan çakılları izleyerek hemen evin yolunu bulmuşlar. Babaları onları görünce sevinçten havalara uçmuş. Üvey anneleri de çok sevinmiş gibi davranmış ama aslında kararını değiştirmemiş. 3 gün sonra onlardan kurtulmayı tekrar denemek istemiş. Gece çocukların odasının kapısını kilitlemiş. Bu sefer Hansel'in çakıl toplamasına izin vermemiş. Ama Hansel zeki bir çocukmuş. Sabah ormana doğru yürürlerken akşam yemeğinde cebine sakladığı kuru ekmeğin kırıntılarını yere saçıp arkasında bir iz bırakmış. Öğleye doğru üvey anneleriyle babaları çocukları yine bırakıp gitmişler. Onların geri dönmediklerini görünce Hansel ve Gretel sabırla ayın doğup yollarını aydınlatmasını beklemişler. Ama bu sefer geride bıraktıkları izi bulamamışlar. Çünkü kuşlar bütün ekmek kırıntılarını yiyip bitirmişler. Bu defa çocuklar gerçekten de kaybolmuşlar. Ormanda 3 gün 3 gece aç açına ve korkudan titreyerek dolanıp durmuşlar. 3. gün bir ağacın dalında kar beyazı bir kuş görmüşler. Kuş onlara güzel sesiyle şarkılar söylemiş. Onlar da açlıklarını unutup kuşun peşine düşmüşler. Kuş onları tuhaf bir evin önüne getirmiş. Bu evin duvarları ekmekten, çatısı pastadan ve pencereleri de şekerdenmiş. Çocuklar tüm sıkıntılarını unutmuşlar ve eve doğru koşmuşlar. Tam Hansel çatıdan, Gretel de pencereden bir parça yiyecekken içeriden bir ses duyulmuş. Evimi kim kemiriyor bakayım? Bir bakmışlar, kapıda dünya tatlısı yaşlı bir teyze. Zavallıcıklarım benim, demiş kadın. Girin içeri. İçeri girmişler ve hayatlarında hiç yemedikleri yiyecekleri yemişler. O gece kuş tüyü yataklarda yatmışlar. Fakat sabah her şey değişmiş. Yaşlı kadın dikkatsiz çocukları tuzağa düşürmek için evini ekmek ve pastadan yapmış bir cadıymış meğer. Hansel'i saçlarından tuttuğu gibi yataktan kaldırmış ve onu bir ahıra kilitlemiş. Sonra da Gretel'i süreye süreye mutfağa götürmüş. Kardeşim bir deri bir kemik demiş. Ona yemekler pişir, onu şişmanlat. Eti budu yerine gelince ağzıma layık bir yemek olacak. Ama sen hiçbir şey yemeyeceksin. Bütün yemekleri o yiyecek. Gretel ağlamış ağlamış ama çaresiz cadının söylediklerini yapmış. Neyse ki Hansel'in aklı hala başındaymış. Gözleri pek iyi göremeyen cadıyı kandırmaya karar vermiş. Cadı şişmanlayıp şişmanlamadığını anlamak için her sabah Hansel'in parmağını yokluyormuş. Hansel de parmağı yerine bir tavuk kemiği uzatıyormuş ona. Yok, olmaz. Yeterince şişman değil, diye bağırıyormuş cadı. Sonra da mutfağa gidip Gretel'e daha fazla yemek yapmasını söylüyormuş. Bu böyle bir ay sürmüş. Bir gün artık cadının sabrı taşmış. Şişman zayıf fark etmez. Bugün Hansel böreği yapacağım, diye haykırmış Gretel'e. Fırına bak bakalım, hamur kıvamına gelmiş mi? Korku içinde yaşamasına rağmen Gretel'in de Hansel gibi hala aklı yerindeymiş. Cadının onu fırına iteceğini anlamış. Başımı fırına sokamıyorum, hamuru göremiyorum, diye sızlanmış. Cadı elinin tersiyle Gretel'i hızla kenara itmiş ve başını fırına sokmuş. Gretel de bütün gücünü toplayıp yaşlı cadıyı fırının içine itmiş. Sonra da arkasından kapağı kapatmış. Hansel böylece kurtulmuş ama hala eve nasıl gideceklerini bilmiyorlarmış. Tekrar ormana dalmışlar. Bir süre sonra
karşılarına bir dere çıkmış. Bir ördek önce Hansel'i sonra da Gretel'i karşı kıyıya geçirmiş. Çocuklar birden bulundukları yeri tanımışlar. Hızla evlerine doğru koşmuşlar. Onları karşısında gören babaları çok mutlu olmuş. Sevinç gözyaşları içinde onları ormanda bıraktıktan kısa bir süre sonra o acımasız üvey annelerinin ailesinin yanına gittiğini söylemiş. Yaptıkları için üzüntüden nasıl kahrolduğunu anlatmış. Babalarını bir sürpriz daha bekliyormuş. Hansel ceplerinden, Gretel de önünün cebinden cadının evinde buldukları altın ve elmasları çıkarmışlar. Ailenin tüm sıkıntıları sona ermiş böylece. O günden sonra da ömürlerini mutluluk içinde sürdürmüşler. Ormanın birinde ağaçlarda kargalar yaşarmış. Orman yakınlarında bir köy varmış. Kargalar köyden sürekli yiyecek çalarlarmış. Köylüler bu siyah kuşlara hırsız kargalar dermiş. Hırsız kargalardan biri bir gün bir parça peynir çalmış. Peynir ağzındaymış. Bir ağaca tüneyerek etrafa göz gezdirmiş. Kendini gören olmadığını anlayınca peyniri yemeye hazırlanmış. O sırada bir tilki oradan geçmekteymiş. Peynirin mis gibi kokusunu almış. Kokuyu takip etmiş ve karganın bulunduğu ağacın altına gelmiş. Bu peyniri kendisi yemek istiyormuş. Hemen aklına bir kurnazlık gelmiş. Başını kaldırarak kargaya seslenmiş. "Oo, günaydın karga kardeş. Ne kadar güzelsiniz. Güzel tüyleriniz güneşte ışıl ışıl parlıyor. Gözlerinizle, kanatlarınızla ne kadar da asilsiniz." Karga aşağı doğru şöyle bir bakmış. Homurdanmış. Ağzında peynir olduğu için bir şey diyememiş. Tilki gülerek devam etmiş. "Duydum ki sesiniz de çok güzelmiş. Bütün hayvanlar neşeyle şarkılarınız dinlermiş." demiş. Karga bu sözlere çok sevinmiş. Yerinden kımıldamaya başlamış. Bunu gören tilki iltifatlarını arttırmış. "O güzel sesinizi duymak isterdim. İpek gibi sesinizle bir şarkı lütfetseniz. Güzelliğiniz gözlerimi alıyor. Ormanda bu konuda yarışamaz kimse sizinle. Kulaklarımla da sesinizin güzelliğini duymak isterim. Lütfen karga kardeş, beni mahrum bırakmayın bu şenlikten." Zavallı aptal karga, "Gak!" diye çirkin sesiyle bağırınca ağzındaki peynir düşmüş. Tilki peyniri havadayken kapmış, ağzına atmış. Oradan ayrılırken de şöyle demiş. "Sakın karga kardeş, her güzel söz söyleyene kanma. Sesinin güzel olduğunu söyleyene aldanma." Bir zamanlar üç oğlu olan bir değirmenci varmış. Değirmenci ölünce büyük oğluna değirmen, ortanca oğluna eşek, küçük oğluna da kedi miras kalmış. Küçük oğlu bu duruma çok üzülmüş. "Kedi ne işine yarar ki insanın?" diye yakınmış. "Pişirip yiyemezsin bile." Kedi bunu duymuş ve hemen cevap vermiş. "Kötü bir mirasa sahip olmadığınızı göreceksiniz efendim. Bana boş bir çuval
ve bir çifte çizme verirseniz neye yarayacağımı görürsünüz. Şaşkınlıktan ağzı bir karış açık kalan çocuk, kedinin istediklerini yapmış. Kedi çizmeleri giyince ayna karşısına geçmiş ve kendini pek beğenmiş. Sonrakilerden taze bir marulla güzel bir havuç seçip ormanın yolunu tutmuş. Ormanda çuvalın ağzını açmış, marulla havucu çuvalın içine yerleştirip bir ağacın arkasına saklanmış. Çok geçmeden taze sebzelerin kokusunu alan küçük bir tavşan çuvalın yanına gelmiş, zıplayıp içine atlamış. Kedi saklandığı yerden çıkıp çuvalın ağzını sıkı sıkı bağlamış. Ancak çizmeli kedi tavşanı efendisine götürmek yerine doğruca saraya gidip kralla görüşmek istediğini söylemiş. Kralın huzuruna çıktığında yere eğilerek, "Yüce efendimiz, size efendim Marki'den bir hediye getirdim," demiş. Bu hediye kralın çok hoşuna gitmiş. 3 ay boyunca çizmeli kedi saraya o kadar çok hediye götürmüş ki kral artık onun yolunu gözler olmuş. Derken çizmeli kedinin 4 gözle beklediği gün nihayet gelmiş çatmış. "Bana sakın neden diye sormayın ve bu sabah ırmağa gidip yıkanın," demiş sahibine. Çizmeli kedi o sabah kralın prensesle yani kızıyla birlikte ırmağın kenarından geçeceğini biliyormuş. O sabah kralın faytonu ırmağın yakınından geçerken çizmeli kedi telaşla yanlarına yaklaşmış. "Yardım edin, yardım edin," diye bağırmış. "Efendim Marki boğuluyor." Kral hemen bir alay askerini ırmağa yollamış. Fakat çizmeli kedi bununla da kalmamış. Krala efendisi ırmakta yüzerken hırsızların onun elbiselerini çaldıklarını söylemiş. Oysa çizmeli kedi efendisinin elbiselerini çalıların arkasına kendisi gizlemiş. Kral hiç gecikmeden Marki'ye bir takım elbise yollamış. Tahmin edeceğiniz gibi çizmeli kedinin sahibi kendisine Marki denmesine çok şaşırmış ama akıllılık edip hiç sesini çıkarmamış. Marki güzelce giydirildikten sonra kral onu gideceği yere götürmek için faytonuna davet etmiş ve kızıyla tanıştırmış. Prenses 2 dirhem 1 çekirdek giymiş olan Marki'ye bir bakışta aşık olmuş. O sırada çizmeli kedi koşa koşa oradan uzaklaşmış. Çok geçmeden büyük bir tarlada ot biçen insanlara rastlamış. "Beni dinleyin," diye bağırmış. "Kral bu yöne doğru geliyor. Size bu tarlaların kime ait olduğunu sorarsa ona efendim Marki'ye ait olduğunu söyleyeceksiniz. Yoksa sizi dilim dilim doğrattırırım." Sonra çizmeli kedi bir süre daha koşmuş ve büyük bir tarlada buğday biçen adamlara rastlamış. Aynı şeyi onlara da söylemiş. Sonra tekrar koşmuş ve her rast geldiği insana aynı şeyleri tekrarlamış. Derken devin şatosuna varmış. Kralın faytonu çizmeli kedinin geçtiği yerlerden geçerken kral her rast geldiği insana "Bu tarlalar kime ait?" diye soruyormuş. Her defasında da aynı cevabı alıyormuş. Kral Marki'nin bu kadar çok toprağa sahip olmasına şaşırmış. Çizmeli kedinin sahibi de öyle. O sırada çizmeli kedi devin şatosunda başka işler çevirmekle meşgulmüş. "Dev," demiş çizmeli kedi. Devin nefesinin kokusundan da çok iğrenmiş. "Senin aynı zamanda müthiş bir sihirbazlık gücünün olduğunu söylüyorlar. Doğru mu?" "Öyle diyorlarsa öyledir," demiş dev alçak gönüllülükle. "Örneğin istersen hemen bir aslana dönüşebildiğini söylüyorlar," demiş çizmeli kedi. Bunu söyler söylemez dev hemen kendini bir aslana dönüştürüvermiş. Çizmeli kedi kendini dolabın üzerine zor atmış. Dev tekrar eski haline dönünce dolaptan aşağı inmiş. "Mükemmel," demiş çizmeli kedi. "Ama fare gibi küçücük bir şeye dönüşmek senin gibi cüsseli biri için imkansız olmalı." "İmkansız mı?" demiş dev. "Benim yapamadığım şey yoktur." Dev bir anda fareye dönüşmüş. Çizmeli kedi de onu hemen yutmuş. Derken kral devin şatosuna varmış. Şatonun artık kime ait olduğunu tahmin etmişsinizdir herhalde. Çizmeli kedi kralın faytonunu şatonun yolunda karşılamış. "Bu taraftan gelin," demiş. "Sizi bir ziyafet bekliyor." Dev o gün birkaç arkadaşına bir ziyafet vermeyi planladığı için yemeklerle donatılmış büyük bir masa hazır bekliyormuş. O gün sonunda çizmeli kedinin sahibi Marki prensesle nişanlanmış. Bir hafta sonra da evlenmişler. Çizmeli kediye mi ne olmuş? 9 canından 9'unu da sefa içinde sürmüş
ve bir daha da fare avlamasına gerek kalmamış, ara sıra avlamış. O da kedi olduğunu unutmamak için. Bir zamanlar bir kadınla kocasının çocukları yokmuş ve çocuk sahibi olmayı çok istiyorlarmış. Gel zaman, git zaman kadın sonunda bir bebek beklediğini fark etmiş. Bir gün komşu evin bahçesindeki güzel çiçekleri ve sebzeleri seyrederken kadının gözleri sıra sıra ekilmiş özel bir tür marula takılmış. O anda sanki büyülenmiş. O marullardan başka şey düşünemez olmuş. Ya bu marullardan yerim ya da ölürüm demiş kendi kendine. Yemeden içmeden kesilmiş. Zayıfladıkça zayıflamış. Sonunda kocası kadının bu durumundan öylesine endişelenmiş ki tüm cesaretini toplayıp yandaki evin bahçe duvarına tırmanmış. Bahçeye girmiş ve bir avuç marul yaprağı toplamış. Ancak o bahçeye girmek büyük cesaret istiyormuş. Çünkü orası güçlü bir cadıya aitmiş. Kadın kocasının getirdiği marulları afiyetle yemiş ama bir avuç yaprak ona yetmemiş. Kocası ertesi gün akşamı çaresiz tekrar bahçeye girmiş. Fakat bu sefer cadı pusuya yatmış, onu bekliyormuş. "Bahçeme girip benim marullarımı çalmaya nasıl cesaret edersin sen?" diye cıyaklamış cadı. "Bunun hesabını vereceksin." Kadının kocası kendisini affetmesi için yalvarmış cadıya. Karısının bahçedeki marulları nasıl canını çektiğini, onlar yüzünden nasıl yemeden içmeden kesildiğini bir bir anlatmış. "O zaman," demiş cadı, "alabilirsin. Canı ne kadar çekiyorsa alabilirsin. Ama bir şartım var. Bebeğiniz doğar doğmaz onu bana vereceksiniz." Kadının kocası cadının korkusundan bu şartı hemen kabul etmiş. Birkaç hafta sonra bebek doğmuş. Daha hemen o gün cadı gelip yeni doğan bebeği almış. Bebeğe Rapunzel adını vermiş. Çünkü annesinin ne yapıp edip yemek istediği bahçedeki marul türünün adı da Rapunzel'miş. Cadı küçük kıza çok iyi bakmış. Rapunzel 12 yaşına gelince dünyalar güzeli bir çocuk olmuş. Cadı onu bir ormanın göbeğinde yüksek bir kuleye yerleştirmiş ama bu kulenin hiç merdiveni de yokmuş. Sadece en tepesinde küçük bir penceresi varmış. Cadı onu ziyarete geldiğinde aşağıdan "Rapunzel, Rapunzel, uzat altın sarısı saçlarını" diye seslenirmiş. Rapunzel uzun örgülü saçlarını pencereden uzatır, cadı da onun saçlarına tutuna tutuna yukarı tırmanırmış. Bu yıllarca böyle sürüp gitmiş. Bir gün bir kralın oğlu avlanmak için ormana girmiş. Daha çok uzaktayken güzel sesli birinin söylediği şarkıyı duymuş. Ormanda atını oradan oraya sürmüş ve kuleye varmış sonunda. Fakat sağa bakmış, sola bakmış, ne merdiven görmüş ne de yukarıya çıkılacak başka bir şey. Bu güzel sesin büyüsüne kapılan prens, cadının kuleye nasıl çıktığını görüp öğrenene kadar her gün oraya uğrar olmuş. Ertesi gün hava kararırken alçak bir sesle "Rapunzel, Rapunzel, uzat altın sarısı saçlarını" diye seslenmiş. Sonra da kızın saçlarına tutunup bir çırpıda yukarı tırmanmış. Rapunzel önce biraz korkmuş. Çünkü o güne kadar cadıdan başkası gelmemiş ziyaretine. Fakat prens onu şarkı söylerken dinlediğini, sesine aşık olduğunu anlatınca korkusu yatışmış. Prens Rapunzel'e evlenme teklif etmiş. Rapunzel de kabul etmiş, yüzü hafifçe kızararak.
Ama Rapunzel'in bu yüksek kuleden kaçmasına imkan yokmuş. Ama akıllı kızın parlak bir fikri varmış. Prens her gelişinde yanında bir ipek çilesi getirirse Rapunzel de bunları birbirine ekleyerek bir merdiven yapabilirmiş. Her şey yolunda gitmiş ve cadı olanları hiç fark etmemiş. Fakat bir gün Rapunzel boş bulunup da "Anne, prens neden senden daha hızlı tırmanıyor saçlarıma?" diye sorunca her şey ortaya çıkmış. "Seni rezil kız! Beni nasıl da aldattın? Ben seni dünyanın kötülüklerinden korumaya çalışıyordum!" diye bağırmaya başlamış cadı öfkeyle. Rapunzel'i tuttuğu gibi saçlarını kesmiş ve sonra da onu çok uzaklara bir çöle göndermiş. O gece cadı kalede kalıp prensi beklemiş. Prens, "Rapunzel, Rapunzel, uzat altın sarısı saçlarını!" diye seslenince cadı Rapunzel'den kestiği saç örgüsünü uzatmış aşağı. Prens başına neler geleceğini bilmeden yukarıya tırmanmış. Prens cadıyı görünce kederinden kendini pencereden atmış. Fakat yere düşünce ölmemiş. Yalnız kulenin dibindeki dikenler gözlerine batmış. Yıllarca gözleri kör bir halde yitirdiği Rapunzel'e gözyaşları dökerek ormanda dolaşıp durmuş. Ve sadece bitki kökü ve yabani yemiş yiyerek yaşamış. Derken bir gün Rapunzel'in yaşadığı çöle varmış. Uzaklardan şarkı söyleyen tatlı bir ses gelmiş kulaklarına. "Rapunzel, Rapunzel!" diye seslenmiş. Rapunzel prensini görünce sevinçten bir çığlık atmış. Ve Rapunzel'in iki damla mutluluk gözyaşı prensin gözlerine akmış. Birden bir mucize olmuş. Prensin gözleri açılmış ve prens görmeye başlamış. Birlikte mutlu bir şekilde prensin ülkesine gitmişler. Orada halk onları sevinçle karşılamış. Mutlulukları ömür boyu hiç bozulmamış. Bir kış günü bir kraliçe pencerenin önünde dikiş dikerken iğne eline batmış. Hemen bir parça pamukla elinden akan kanı silmiş. "Keşke," demiş kraliçe, "teni şu pamuk kadar beyaz, dudakları kan damlası kadar kırmızı ve saçları şu pencerenin pervazı kadar kara bir kızım olsa." Bir gün kraliçenin dileği yerine gelmiş ve bebeğine Pamuk Prenses adını vermiş. Ama kraliçe ne yazık ki kısa bir süre sonra ölmüş. Kral da zaman içerisinde yeniden evlenmiş. Karısı güzel bir kadınmış ama çok iyi kalpli değilmiş. Bütün gün aynanın karşısına geçip, "Ayna ayna, söyle bana, var mı benden güzeli bu dünyada?" diye sorarmış. Ayna da şöyle cevap verirmiş. "Bundan kuşku duyan var mıdır bilmem. Tabii ki en güzel sizsiniz kraliçem." Günlerden bir gün ayna kraliçenin bu sorusuna farklı bir yanıt vermiş. "Bunu nasıl söyleyeceğimi bilemem ama Pamuk Prenses sizden daha güzel kraliçem." Bunun üzerine çok sinirlenen kraliçe hemen bir avcı bulmuş ve ona "Pamuk Prenses'i alıp ormana götür ve bana onun yüreğini getir," diye emretmiş. Adamcağız Pamuk Prenses'i ormana götürmüş ama öldürmeye kıyamamış. Durumu anlayan Pamuk Prenses, "Beni burada bırak, bir daha asla geri dönmem, merak etme," diyerek avcıya yalvarmış. Avcı da merhamete gelmiş ve onu orada bırakıp bir ceylanın yüreğini kraliçeye götürmüş. Pamuk Prenses ormanda saatlerce yol almış. Tam kaybolduğunu düşünürken küçük bir kulübe görmüş. Kapıyı çaldığı halde
kimse açmayınca da içeri girmiş. Ne ilginç bir evmiş bu böyle. Masada 7 küçük tabak ve 7 küçük bardak duruyormuş. Zavallı Pamuk Prenses çok aç olduğu için hemen bir şeyler yemiş. Sonra da üst kata çıkmış. Birkaç saat sonra Pamuk Prenses öfkeli seslerle uyandırılmış. Bizim evimizde ne arıyorsun sen? Pamuk Prenses işçi giysileriyle evin içinde dolaşıp duran 7 küçük adama bakmış. Başına gelenleri onlara anlatmış. Gördüğünüz gibi demiş. Gidebileceğim hiçbir yer yok. Hayır var diye bağırmış 7 cüceler hep bir ağızdan. Burada kalabilirsin ama biz yokken kapıyı hiçbir yabancıya açmamalısın. Böylece Pamuk Prenses cücelerin evinde yaşamaya başlamış. Eskisinden çok farklı bir hayatı varmış artık. Uzun günler boyunca konuşacak birini özlüyormuş. Bir sabah yaşlı bir kadın kapıyı çalmış. Elindeki sepette bir sürü ilginç şey varmış. Pamuk Prenses açık pencereden uzanarak kadınla konuşmaktan kendini alamamış. Pamuk Prenses o yaşlı kadının aslında kılık değiştirmiş olan kraliçe olduğunu anlamamış. Meğer kraliçe aylarca aynaya bakmadıktan sonra bir gün bakmayı denemiş ve ayna ona "Bunu nasıl söyleyeceğimi bilemem ama Pamuk Prenses sizden daha güzel kraliçem." deyivermiş. Kraliçe bunun üzerine öfkeyle yollara düşüp Pamuk Prenses'in gizlendiği yeri bulmuş. "Kapıyı yabancılara açmaman akıllıca," demiş kraliçe. "Ama lütfen şu elmayı bir iyi niyet belirtisi olarak kabul et." Böyle bir şeyi reddetmek ayıp olacağı için Pamuk Prenses elmayı almış ve kadın gidince kocaman bir ısırık almış. Cüceler işten eve döndüklerinde Pamuk Prenses'i yerde cansız yatar bulmuşlar. Elma hala elinde duruyormuş. Cüceler ağlayarak "Bu kraliçenin işi," demişler. Büyük bir kederle Pamuk Prenses'in cansız bedenini taşıyıp camdan bir tabuta koymuşlar. Bir sabah oralardan geçmekte olan bir prens tabutu ve içindeki güzel kızı görmüş. Görür görmez de aşık olmuş. "Onu saraya götürmeliyim," demiş. "Bir prensese böylesi yakışır." Cüceler karşı çıkmamışlar. Prense tabutu taşımasında yardım etmişler. Ama tam bu sırada Pamuk Prenses'in boğazındaki elma parçası çıkmış. Pamuk Prenses yattığı yerden doğrulup gülümsemiş. Pamuk Prenses ve Prens çok mutlu bir hayat sürmüşler. Kötü kalpli kraliçe ise öfkesinden çok kısa bir süre sonra ölmüş. Bir zamanlar güzeller güzeli bir kız varmış. Annesi ölünce babası yeniden evlenmiş. Üvey annesi de ilk evliliğinden olan iki kızıyla birlikte gelip eve yerleşmiş. Bu iki kız yeni kız kardeşlerinden hiç hoşlanmamış. Odasında ne var ne yok tavan arasına fırlatıp atmışlar. Ona bir kardeş gibi davranmak şöyle dursun, bütün ev işlerini üzerine yıkmışlar. Ev işleri bittikten sonra bile kızın onlarla oturmasına izin verilmiyormuş. Akşamları sönmekte olan ocağın önünde duruyormuş tek başına. Ellerini küllere doğru tutup ısıtmaya çalışıyormuş. Bu yüzden üvey kız kardeşleri ona Kül Kedisi adını takmışlar. Bir gün iki kız kardeşe sarayda verilecek bir balo için davetiye gelmiş. İkisi de heyecandan deliye dönmüşler. Herkes prensin evlenmek istediğini biliyormuş. "Bakarsın ikimizden birini seçer. Belli mi olur?"
diye düşünmüşler. İki kız kardeş de kendilerini mümkün olduğunca güzelleştirmek için hemen kolları sıvamışlar. Fakat maalesef bu biraz zormuş. Çünkü kül kedisinin aksine bayağı çirkinmiş her ikisi de. Balo akşamı üvey kardeşleri gittikten sonra kül kedisi mutfakta oturmuş ve için için ağlamaya başlamış. "Neyin var? Neden ağlıyorsun kül kedisi?" diye sormuş bir kadın sesi. "Ben de Balo'ya gitmek istiyordum," demiş hıçkırarak kül kedisi. "Gideceksin öyleyse," demiş ses. Kül kedisi duyduğu sese doğru dönüp bakmış. Ama şaşkınlıktan dona kalmış. Güzel bir kadın duruyormuş yanı başında. "Ben senin peri annenim," demiş kadın. "Şimdi kaybedecek zamanımız yok. Bana hemen bir bal kabağı getir." Kül kedisi bir bal kabağı getirmiş. Peri annesi sihirli değneğiyle dokununca bal kabağı birdenbire altından bir fayton oluvermiş. "Şimdi de 6 fare." Kül kedisi 6 fare bulup getirmiş. Peri annesi onları hemen ata dönüştürmüş. Bir sıçan, onu da arabacı yapmış. Ve 6 kertenkele, onları da faytonun arkasında koşacak 6 uşağı çevirmiş. Nihayet kül kedisine gelmiş sıra. Peri değneğiyle bir dokununca kül kedisinin yırtık pırtık giysileri nefesleri kesecek harika bir elbiseye dönüşmüş. Ayaklarında bir çift camdan ayakkabı pırıl pırıl parlıyormuş. "Bir şey var yalnız," demiş peri. "Gece yarısına kadar eve dönmelisin. Saat 12'de elbisen tekrar eski giysilerine, faytonun bal kabağına, atların fareye dönüşecek. Prensin bunu görmesini istemezsin herhalde. Şimdi git, dilediğince eğlen." O gece kül kedisi balonun yıldızı olmuş. Baloya katılan hanımlar, özellikle de 2 üvey kız kardeşi, onun elbisesini çok beğenmişler ve terzisinin adını öğrenmek için ona yalvarmışlar. Beyefendilerin hepsi onunla dans etmek için birbiriyle yarışmışlar. Prens ise görür görmez aşık olmuş ona ve o andan sonra hiç kimseye bu kızla dans etmek için izin verilmemiş. Saatler saatleri, dakikalar dakikaları kovalamış ve kül kedisi saat tam 12'yi vuracağı sırada evde olması gerektiğini hatırlamış. "Gitme," diye seslenmiş prens arkasından. Ama kül kedisi bir an bile durmadan koşup oradan uzaklaşmış. Sokağa çıktığında elbisesi tekrar eski elbiselerine dönüşmüş. Geriye kala kala camdan ayakkabılarının bir teki kalmış. Diğer tekini nerede kaybettiğini bilmiyormuş. O gece kül kedisi uyuyana kadar ağlamış. Hayatının bir daha asla o geceki kadar harika olamayacağını düşünüyormuş. Ama bu doğru değilmiş. Ayakkabının diğer tekini sarayın merdivenlerinde bulmuşlar. Ertesi sabah prens ev ev dolaşıp ayakkabıyı tek tek bütün genç kızlara denetmiş. "Bu ayakkabının dün gece karşılaştığım güzel sahibini bulamazsam yaşayamam," demiş. Derken kül kedisinin evine gelmiş. Üvey kardeşleri ayakkabıyı denemişler. Olmamış. Ayaklarına girmemiş bile. Prens çok üzgünmüş. Çünkü uğramadığı sadece birkaç ev kalmış. Tam oradan ayrılacakken evin hizmetçisi dikkatini çekmiş. "Hanımefendi," demiş prens kül kedisine. "Bir de siz deneseniz." "O mu deneyecek? Ne münasebet," diye haykırmış üvey kardeşler. Fakat prens ısrar etmiş. Kül kedisinin ne kadar güzel bir kız olduğunu gözünden kaçırmamış. Tabii ayakkabı kül kedisinin ayağına kalıp gibi oturmuş. Prens diz çöküp kül kedisine evlenme teklif ederken 2 üvey kardeşe de öfke ve kıskançlıkla olanları seyretmek kalmış. Kül kedisi prensin teklifini tabii ki kabul etmiş ve sonsuza kadar mutluluk içinde yaşamışlar.